Şeyh Muhammed Muta el-Hazlevi Hazretlerinin Herkes Sorumludur konulu sohbetidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve sena, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, ben Allah'ın aciz bir kulu olarak İnsanların Şeyh Hazretlerinin dergahında toplanmalarından dolayı Allah'a hamd ediyor ve ona şükrediyorum. Hiç şüphesiz ki bu bir araya geliş tamamen Allah'ın rızası içindir. Şeyh Hazretlerinin eseri olan bu toplantı bizlere Allahu Teala'yı, dinimizi, Peygamber Efendimizin ahlakını ve tarikatımızın adaplarını hatırlatıyor. Bunlardan dolayı hepimizin Cenab-ı Allah'a hamd etmesi gerekmektedir. Bizler eğer bu yola intisabımızda sadık isek, tarikatımızın adaplarına karşı gayretli isek, bize düşen saadatlarımızın çabaları gibi bu yolda çaba göstermektir. Sadece onların üstün faziletlerini zikretmekle kalmayıp, onların boyası ile boyanmamız gerekmektedir. Onların güzel amellerini anlatmakla yetinmeyip, o amellerden bizim de istifade etmemiz, üstünde yürüdükleri yolu takip edip onu muhafaza etmemiz gerekmektedir. Allahu Teala'ya hamdolsun ki babam Şeyh Hazretleri faziletli bir insandı. Hikmet ve akıl sahibiydi. O Allah'ın nuruyla nazar ederdi. Bundan dolayı onun tarikatı insaf sahibi insanların indinde her zaman makbuldü. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun ki şeyhin tabileri sadıktırlar. Rabbim bu aciz ve fakir kulun boynuna yüklenen bu mesuliyetin ne kadar ağır olduğunu biliyor. Değerli kardeşlerim, bu emaneti ve Şeyh Hazretlerinin tarikatının adaplarını taşımanın ne kadar ağır bir yük ve büyük bir sorumluluk olduğunun şuurundayım. İnsanların bu adaplardan istifade ettiklerini gördüğüm zaman yüküm hafifliyor. Binlerce kilometre uzaktan şeyhin diyarına gelenler var. Bunlar daha önceleri din nedir bilmezlerdi. Takva nedir bilmezlerdi. İslamiyet'in cevherlerinden, güzelliklerinden uzaklardı. Tasavvuf onların yanında garipti. Allah'a hamdolsun ki şimdi onlar takva ehli, zikir ehli oldular. İnsanları irşad ediyorlar, hatme ve sohbetlere katılıyorlar. Şeyh Hazretlerinin irşadının eseri olan bu neticeleri görünce, onun firakına kalbimiz yanıyor. Çünkü onu kaybettik. Şeyhin bütün muhiplerinin kalpleri bu ayrılıktan dolayı elem duyuyor. Onu bilen, tanıyan herkes bu ayrılığa üzülüyor. İnşallah bu insanlar Şeyh Hazretlerine, onun yoluna ve adaplarına hep bağlı kalırlar. Rabbimden dileğim, beni ve sizleri kabul etmesi ve bu yolda sabit kılmasıdır. Değerli kardeşlerim, her birimiz tek tek şeyhimizin gösterdiği çaba gibi çaba göstermek zorundayız. Herkes makamına göre, Şeyh Hazretlerine olan yakınlığına göre çalışmalıdır. Halife alim gibi değildir. Alim olanlar olmayanlar gibi değildir. Alim olmayanlar da uzak olan mürit gibi değillerdir. Hepimiz bu adapların bekası için büyük bir hırsla çalışmalıyız. Değerli kardeşlerim, babam Şeyh Hazretlerinden şu kıssayı zikrettiğini duymuştum. O şöyle diyordu. Adamın birinin 3 erkek çocuğu vardı. Bir gün ecel geldi ve o adam vefat etti. Defnedilip taziyesi de yapıldıktan sonra 3 kardeş babalarından kalan malları topladılar. Onların arasında bir adet karpuz da vardı. Babaları karpuz yetiştirmekle meşgul olan bir insandı. Bundan dolayı birbirlerine bizlerin en önemli vazifesi babamızdan kalan bu karpuzu muhafaza etmektir dediler. O karpuzu yerinden koparmayıp öylece bıraktılar. Aradan 1-2 ay kadar geçince karpuz kokmaya başladı. Bozulmak üzereyken kardeşler tekrar toplandılar. Karpuz bozulmaya yüz tuttu. Onu muhafaza etmek için bir şeyler yapmalıyız diye düşünmeye ve birbirlerine bu konudaki fikirlerini sormaya başladılar. Onlardan ilki, biz bu karpuzu olduğu gibi bırakalım.
Bozulsa da hiç kesmeyelim. Öylece kalsın, dedi. Onun bu fikri kabul görmeyince diğerine sordular. O, bence biz bu bozulmaya yüz tutan karpuzu koparıp atalım. Yenisini alıp onun yerine koyalım. O da bozulunca onun yerine bir başkasını alalım. O zaman babamızın karpuzunu hep muhafaza etmiş oluruz. Böylece insanlar bize babalarının karpuzunu bozdular diyemezler. Eğer tersi olursa bize güvenleri kalmaz, dedi. Kardeşleri ona, kardeşim, bizim aldığımız her karpuz bir gün gelecek bozulacak. Her bozulan karpuzun yerine başka bir karpuz alacak olursak buna babamızın serveti de yetmez, dediler. Üçüncü kardeşe görüşünün ne olduğunu sordular. O dedi ki, bizler babamızdan kalan bu karpuzun çekirdeklerini alıp ekelim. Bu çekirdeklerden bir sürü karpuz elde edelim. Daha sonra onların çekirdeklerini de alıp tekrar ekelim. Böylece babamızın mirasını sürekli olarak muhafaza etmiş oluruz. Babam Şeyh Hazretleri bu kıssayı anlattıktan sonra babasının mirasını korumak isteyen bu şekilde davranmalıdır, buyurdular. Babam Şeyh Hazretleri, bazıları ben Hazreti Hüseyin'in nesebindenim. Bazıları ben Şeyh'in oğluyum. Bazıları ben Şeyh'in alimiyim. Kimileri ise ben Şeyh'in havaslarındanım derler. Eğer bunlar gerçekten sadıksalar, Şeyh'in çabaladığı gibi çaba göstermelidirler. Güzel meyveler vermelidirler ki insanlar onlardan faydalansın. Şeyh'in evladı, babasının yolunu takip edendir, diye buyurdu. Şeyh Hazretlerinin emirlerini önemseyen, onu mühim gören bu insanların yapmaları gereken şey, Şeyh'in onlara emrettiği ibadetleri ve tarikatın adaplarını yerine getirmeleridir. Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bu emirleri önem vererek yapmalarıdır. İşime gidiyorum, ziraatle, ticaretle uğraşıyorum, meşgulüm, işim gücüm var, bundan dolayı mazurum, hatam yok dememelidirler. Çünkü saadatlarımız bizden daha tecrübeli ve daha akıllıdırlar. Bize düşen onların emirlerine itaat etmektir. Onlar bizlere Allah Celle Celaluhu'yu razı edecek ve bizim yararımıza olan şeyleri emrederler. Bizleri Allah Celle Celaluhu'yu kızdıracak ve zararımıza olan şeylerden de nehyederler. Cenab-ı Allah'tan dileğim, hepimize saadatlarımızın ve şeyhimizin yolunu muhafaza edebilmemiz için güç ve kuvvet vermesi, onun emirlerine itaat ve nehilerinden kaçınmaya bizleri muvaffak kılmasıdır. Şüphesiz Rabbim her şeye kadirdir. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'in, onun al ve ashabının üzerine olsun. El-Fatiha.